Valisinin kurup yönettiği Türk Dünyası Vakfı göç müzesi yapacağız diye Eskişehir'imizin en değerli bölgesine arazi tahsisi yaptırdı. Binasını Eskişehir'imizin gururu Eti şirketine yaptırdılar. Müze levhasını astılar ama 10 yılda açmayı beceremediler. Ortaya çıktı ki Kültür Bakanlığı'nın bu müzeden haberi dahi yok. Şimdi çıkmış o müze binasını TÜGVA'ya tahsis etmişler. Adını da TÜGVA Kıraathanesi koyup levha asmışlar. Bu rezaleti kabul edemeyiz. Eskişehir'imizin her santim metrekaresi kıymetlidir. Birilerinin keyfi istiyor diye saray avanesine peşkeş çekilemez. Vakıfların denetiminden sorumlu Kültür Bakanı çıkıp hesap vermelidir. Bu müze için ne kadar kamu kaynağı harcandı, neden açılmadı, kıraathaneye çevrilmesine kim nasıl onay verdi? Bu tahsis derhal iptal edilmeli ve bu Türk Dünyası Kültür Vakfı'nın hesapları sonuna kadar denetlenmelidir. Teşekkür ederim. Sayın Günaydın, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, dün 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Meclis'in 104. kuruluş yıl dönümünü kutladık. İngiliz zırhlıları İstanbul'a demirlemişken bir takanın provasında geldikleri gibi giderler diyebilen, Samsun'a çıkan Amasya Tamimi'ni yayınlayan, Sivas'ta ve Erzurum kongrelerinde topladığı mebuslarla Ankara'da birinci meclisi kuran ve meclis içinden çıkarttığı meclis hükümetiyle ortak akılla Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, dünyanın mazlum milletlere örnek olacak ilk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla veren ve Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü, birinci mecliste yer alan milletvekillerini ve Türkiye'nin bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla, minnetle ve şükranla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, İliç faciası 13 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. Faciadan bu yana tam 71 gün geçti. Hala çocuklarımız o liç yığınlarının altında ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İliç Komisyonu, liç komisyonu İlk toplantısını yapabiliyor. Peki neden oldu bu? Bakın, 13 Şubat'ta facia meydana geldi. 14 Şubat'ta burada toplandık ve bir ortak komisyon kurulmasına karar verdik. 15 Şubat'ta bu resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi komisyona üyelerini 16 Şubat tarihinde verdi. Takip ettik. Diğer siyasal partilerden sonuncusu da 22 Şubat'ta komisyona üye verdi. Bu meclis 1 Mart'ta çalışmalarına ara verdi. Peki neden 1 Mart'a kadar kapanmadan bu komisyonun kurulmasına yönelik isimlerin okunmasına ve komisyonun ilk toplantıyı yapmasına yönelik kararı AKP yapmadı, yerine getirmedi? Neden biliyor musunuz? 31 Mart seçimlerinden evvel İliç faciasını vatandaşın gözünden saklanmaya çalıştınız. İşte 12 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yazı yazdım. Dedim ki görevinizi yerine getirin. Bu komisyonu toplayın. Meclis tatilde olabilir. Komisyon toplansın ve görevini yapsın. Vallahi meclis başkanına özel bir saygısızlık yapma derdinde değilim. Ama özel jetlerle yurt içi seyahati yapmak yerine keşke bu komisyonu toplasaydı da İliç Komisyonu faciadan 71 gün sonra hala çocuklarımız liç yığınlarının altındayken ilk toplantısını yapma ayıbına ve gecikmesine keşke sahne olmasaydı. Bunu da mutlaka kayıtlara geçirmek isterim. Şimdi kamu alanında bir ısraf var. Bunun da ortadan kaldırılmasına yönelik her gün bir konuşma duyuyoruz. Basına yansıyan bununla taban tabana zıt çeşitli bilgiler var. Efendim, Türk Hava Yolları'nın genel müdürü aylık maaşı 1 milyon 400 bin TL'ymiş. 1 milyon 400 bin TL. Yani 10 bin TL olan emekli aylığının tam 140 katı. Bir emekli Türk Hava Yolları'nın genel müdürünün bir ayda kazandığı parayı kazanabilmek için İstisnasız 12 yıl aylık almak zorunda. Şimdi hiçbir aklı evvel bana Lufthansa ile
Air France'la karşılaştırma yapmaya kalkışmasın. O memleketteki satın alma gücüne bakarız, et fiyatlarına bakarız, asgari ücrete bakarız, emekli aylıklarına bakarız. Efendim, genel müdür yardımcısı 8 tane 1 milyon 260 bin TL alıyor. 41 başkan aylıkları 700'er bin TL bu zatların. 53 başkan yardımcısının aylıklarının her biri 490 biner TL. Yüzlerce müdür her ay 350 bin TL'yi cebe indiriyorlar. Ben şimdi soruyorum. Kamuda israfı önleyeceğiz diyenler acaba bu tabloyu görüyorlar mı? Yoksa bu tablo olağandır. Onlar o maaşları alacaklardır mı diyorlar? Ben söyleyeyim. Belirli görevlerde çalışanların bir miktar farklı maaş alması elbette uygun olabilir. Ama bu herhalde bir emeklinin bir ayda aldığının 12 yılda çalışacağı kadar alacağını bir ayda bir genel müdürün almasını açıklayamaz. Peki ne yapalım? Bakın, bugün bir gündemimiz var. Maden yasası. Ya İliç'te daha çocuklarımız toprak altındayken hala maden meselesini liberalize etmeye çalışıyorsunuz. Hala şirket karını maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Bakın, gelin bu işlerden vazgeçin. Bu işlere yönelik zaten vatandaş size cevabını verdi 31 Mart'ta. Peki ne yapın? Bakın, biz 3 grup başkan vekili ortak imzamızla bir kanun teklifi verdik. Dedik ki en düşük emekli aylığını 17 bin TL'ye çekelim asgari ücrete. Asgari ücreti her ay asgari enflasyona oranlı olarak revize edelim ve küçük esnafın da asgari ücret yükünün buyurun Sayın Başkan. Eğer kamu kaynağı yok, yeterli değil derseniz işte ben size Türk Hava Yolları maaşlarını ve kamudaki israfı örnek olarak veririm. Vatandaşın gözünden bu gerçekleri daha fazla saklayamazsınız. 268 milletvekiliniz var, 15 milletvekiliyle meclistesiniz. Mecliste ne gündem kaldı, ne de herhangi bir toplantı disiplini kaldı. Gelin bu meclisi halkın sorunlarını çözebilmek için bir çalışma mekanına dönüştürelim. 104 yıl evvelki saygınlığını bu meclise yeniden kazandıralım. Çok teşekkür ediyorum. Söz sırası Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi